Herkese merhaba. Gerçekten çok sıra dışı, çok hızlı bir siyaset gündeminin içindeyiz. Neler olduğunu, neler olacağını gazeteci Kadri Gürsel'le konuşacağız. Kadri Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim yayına aldığınız için. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz, katıldığınız için. Gerçekten herhalde Türk siyasi tarihinde unutulmayacak bir sayfa olarak yazılacaktır bu 5 gün yaşadıklarımız, öyle değil mi? Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Çok acayip şeyler oldu. Hepimiz hop oturduk, hop kalktık. Derslerle dolu. Evet. Bir dönemden geçtik ve geçeceğiz ve geçiyoruz. Yani burada esas tayin edici faktörün ne olduğunu sorarsanız, bu yaşadığımız işte yani 3 Mart, hatta 2 Mart'tan başlayarak, 2 Mart'tan 6 Mart'a dün, evet, 5 gün. Bağlan 5 günde yaşadıklarımız nedir tayin edici olan diye baktığımızda, bir, Millet İttifakı içindeki bazı yapısal sorunlar, problemler. İki, bu sorunların iyi yönetilememesi sonucu ortaya çıkan krizi, halkın iradesi ve halkın Millet İttifakı'na dört bir yandan uyguladığı baskıyla liderleri, bileşenleri aynı masanın etrafında oturmaya ve oturmak için bir çözüm bulmaya mecbur ve mahkum etmiştir. Evet, gerçekten hizaya çekti. Burada yani bunu hissettiler. Bu masanın dışında var olamayacaklarını gördüler. Hata ettiklerini anladılar. Hata yaptıklarını anladılar. Ve gerçeğe teslim oldular. Ve onun dışında bulunan bütün formüller aslında itibarı kurtarmak için sunulan imkanlardır, fırsatlardır. Bu da iyi oldu tabii. Yani bu kriz yaşandı. Olmasaydı daha iyi olurdu diyeceğim elbette. Çünkü yani insanlara bu ittifaka, Millet İttifakı'na şiddetle arzuladıkları değişimi getirmeleri için umut bağlamış milyonlarca insan, 10 milyonlar belki var ve onların umutlarının, ümitlerinin bir an için havacıva olduğu, buharlaştığı, yok olduğu hissine kapıldıkları ve bunun sonucunda da derin bir hayal kırıklığına gark olduklarını gördük, yaşadık. Ama buradan da işte bu hayal kırıklığının neticesinde ortaya çıkan öfke gösterdi gerçeği. Türkiye'de gerçeğin aslında yani tutkal vazifesi gören, Millet İttifakı'nın tutkal vazifesini gören, bir arada tutan gerçeğin anti-Erdoğanizm olduğunu, aslında anti-Erdoğanizmin çok güçlü bir değişim arzusunu temsil ettiğini ve Türkiye'de artık halkın, seçmenin büyük çoğunluğunun Türkiye'nin hemen bütün sorunlarının çözümünün ön koşulunun Erdoğan'ın iktidardan seçim yoluyla uzaklaştırılması olduğu gerçeğini kavradığını biz şu yaşadığımız 5 gün zarfında gördük, teşhis ettik. Buradan hem Millet İttifakı güçlenerek çıktı, hem de bence seçmen Millet İttifakı'nın 14 Mayıs seçimlerinde ona oy verecek olan seçmeni gücünü gösterdi. Şimdiden gücünü gösterdi. Umarım iktidar da bundan ders alır. Şimdi Millet İttifakı güçlenerek çıktı tabii ki buradan. Çünkü bir kere Kılıçdaroğlu'nun dizayn etmek istediği noktaya mükemmel bir şekilde değil belki ama noktaya çok yaklaşmış bulunuyor Millet İttifakı. O da mümkün olan en geniş mutabakat zemininde en geniş toplumsal politik tabanı bir hedef doğrultusunda birleştirmek ve bu çerçevede bütün bu tabanı temsil eden bütün siyasi aktörleri bir araya getirmek. Şimdi bu terkibin dışında bir iki, ben onlara marjinal diyeceğim, bir iki marjinal aktör kalıyor. Onların da çok büyük bir varlık gösterebileceğini ben bu şartlarda zannetmiyorum. Çünkü bir tarafta İyi Parti seçmeni hizalandı. İyi Parti'nin liderliğinden bağımsız olarak gösterdi, duruşunu gösterdi. İyi Parti de seçmenin duruşuna uyum sağlamak zorunda kaldı. Evet, sonunda. Evet, evet. Diğer taraftan da HDP'nin ana kolonunu teşkil ettiği Emek ve Özgürlük İttifakı ilk turdan seçimin kazanılması ümidini veren bir girişim başlattı. Yani aday göstermeme ama bunun karşılığında muhatap alınmak istiyorlar. Bakalım bunu nasıl hazmedecek
Bu yönde ne gibi adımlar atılabilir? Onu zaman gösterecek. Ama çok da zaman kaldığını düşünmüyorum tabii. Yani şimdi 10 Mart'ta seçimleri, seçim çağrısı yapacak, ilan edecek seçimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çok az bir zaman kaldı. Tabii yani aday gösterir Emek ve Özgürlük ittifakı ama sonra çekebilir adayını. Tabii. Yani daha tabii, o manada bir hafta kala bile çekebilir, 3 gün kala bile çekebilir. Tabii, stratejik seçenek çok tabii, orada. Tabii yani aslında zaman hani bunun en başta olmasını tabii arzu eder Millet İttifakı ama bence yani aşıla aşıla geliyor bir takım varsayılan handikaplar burada. Ben İyi Parti yönetiminin önemli bir ders aldığı. Ben de tam olarak o derse geçelim şimdi isterseniz. Aynen. Şimdi Millet İttifakı dersler çıkardı. Seçmenin sert, ciddi bir reaksiyon göstererek siyasetin oluşumuna, tasarlanmasına doğrudan katkı yaptığını hepimiz gördük. Bu hepimiz için bir ders oldu. Bir de İyi Parti yönetiminin ve Meral Akşener'in çıkaracağı dersler var herhalde burada. Burada da krizin en başına ve Cuma günü Meral Akşener'in yaptığı konuşmaya bir kısaca bakabiliriz. Çünkü herhalde o konuşmadan da hem Meral Akşener'in hem de İyi Parti yönetiminin dersler çıkarması lazım. Katılır mısınız? Katılıyorum tabii ki. Yani o konuşma aslında Meral Akşener'in başından beri izlediği siyaset ya da işte uygulaya geldi siyasa diyelim ona. Hı hı. Onunla uyumluydu ama bu siyasa aslında gerçeklerle uyumlu değil. Çünkü şu açıdan değil. Yani şimdi birincisi biz yani bir seçimle iş başına gelip tiranlaşmış bir lideri seçimle indirip yerine yeni bir tiran seçmiyoruz. Evet. Seçmeyeceğiz. Tam tersi bir tiran istemiyoruz. Tiranlaşma potansiyeli olan birini de istemiyoruz biz. Yani bu çok açık, çok net. Yani çünkü bu sisteme olan muhalefet görülüyor. Bütün sondajlarda sisteme olan muhalefet var. En başta bunu yani partide açlık falan değil, sistem karşıtlığı var halkta. Yerine efendim kimi seçeceğiz? Yerine seçeceğimiz kişi Millet İttifakı'nın bir yılı aşkın bir süredir ortaya koyduğu belgeler, oluşturduğu ortaklaşalık belgeleri doğrultusunda ülkede rejim değişikliğini uygulayacak, hayata geçirecek bir kurucu lider seçeceğiz. Şimdi bu lider başından beri süreçlerin içinde dahil, süreçleri yönetmiş, süreçlerin ve bu belgelerin ortaya çıkmasında rol oynamış. Bunu burada birinci derecede emek harcamış ve bunları bilen, bunlara vakıf, misyonun ne olduğunu bilen biri olması lazım. Öteki türlü belediye başkanlarından birini seçtiğimizde ya bak biz şöyle şöyle şeyler hazırladık, işte güçlendirilmiş parlamenter rejim, anayasa taslağı ve hükümet programımız var, al bak bunları çalış, ondan sonra elinde müthiş muazzam yetkiler var, diktatöryal yetkiler neredeyse, sonra biz senden bunu uygulamanı bekliyoruz. Bu bir kere hiçe saymaktır. Yani seçtiğiniz halkın önüne al bunu seçin diye koyduğunuz kişiyi de aşağılayan bir şey. Yani böyle bir değişim yönetilemez. Olmaz bu. Peki yani kazanacak aday nereden çıktı? Nasıl çıktı? Kazanacak aday diyerek en başına itibaren ben bu sürecin kötü yönetilmesinde başlıca sorumluluğu Akşener'e yüklüyorum. Kısa bir muhasebe yapmak gerekirse. Kazanacak aday söylemiyle Kılıçdaroğlu'nu sen seçim kazanamazsın. Dolayısıyla sen adaylıktan feragat et, sen olma. Şunlar yani Mansur Yavaş veya İmamoğlu olsun diyerek neredeyse yani bir siyasi liderde tahkir edildiği algısını uyandıracak kadar aslında aşağılayıcı bir. En basit tabirle kara propaganda diyebiliriz. Evet, şimdi bunu niye yaptı? Birincisi bu kendi kendisini gerçekleştiren bir kehanete dönüştü. Yani evet, doğru. Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağı iddiası boşta, havada kalan bir iddiaydı. Ama bunu sürekli tekrarlamak ve ondan sonra da Kılıçdaroğlu'nu yıpratmak, yani Kılıçdaroğlu kazanamaz deyip kazanmaması için bu ittifak çatısı içinde kalarak yapabileceğini yaptı.
Ondan sonra 6 Şubat depremi geldi. 6 Şubat depremi Türkiye'de siyasetin de depremi oldu. Aslında bütün siyasi denklemi değiştirdi. İşte yapılan bütün sondajların bileşkesi 5,5 kadar bir oy kaybına uğradığını gösteriyor, evet. Cumhur İttifakı'nın. Bu önemli bir şey. Yani dolayısıyla artık hani 6 Şubat'a kadar da bence mesnetsiz bir iddiaydı. Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağı. Çünkü kazanıyordu. Evet. Kazanıyordu çünkü. Artı ortak aday olduktan ve ondan sonra programı koyduktan sonra halkın önüne program, hükümet programı, anayasa ve güçlendirilmiş parlamenter rejim vizyonunu koyduktan sonra ve de bütün bileşenlerle Kılıçdaroğlu'nun arkasına durduktan sonra kazanmaması bence bu şartlarda çok çok zor olacaktı. Mümkün, evet. Görünmüyordu yani düzgün bir iş, düzgün bir kampanya izlendiğinde, yapıldığında. Bunu da doğru okumadı. 6 Şubat depremi iki partiyi çok ağır bence yaraladı. Birincisi AKP enkaz altında kaldı. İkincisi de İyi Parti yönetiminin altındaki zemin kaydı. Yani bundan vazgeçmeliydi. Vazgeçmedi, evet. Ama yani çünkü ne yapacağını bilemedi. Belki Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderinin bu kadar işte geniş yetkilerle Cumhurbaşkanı seçilmesini içine sindiremiyordu. Belki İmamoğlu veya Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı olması halinde iktidar üzerindeki gücü ve etkisinin daha çok olacağı kanaatindeydi. Bunu bilemiyoruz. Bunu açıklayamadı zaten. Yani Kılıçdaroğlu neden kazanamaz sorusunun cevabını veremedi. Çünkü anketler demekle yetindi. Halbuki bu o anketler çok büyük bir fark göstermemeye başlamıştı zaten. Doğru, evet. Yani İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la Kılıçdaroğlu arasında. Kılıçdaroğlu çok, evet, geriden geldi ama son bir yılı orayı çok kapattı. İyi kullandı. Çok, evet. Çok iyi kullandı Kılıçdaroğlu. Ki hep ona atfedilen bagaja, evet. Rağmen. Evet, evet, bagaja rağmen. O bagaja, bagaj mıydı sorun? Bence yani, değildi. Evet. Sürekli söyleyince, dilendirince, evet, bagajı, evet. Bagaj yapışıyor. Bagajı işaret ediyor diye yani insan sormuyor. Şey değil. Hı. Şimdi yani diğer taraftan ben İyi Parti'nin, İyi Parti derken tabii dil alışkanlığı, aslında İyi Parti diye bir kurumsal bütünlük yok. Evet. Meral Akşener'in genel başkanı olduğu yapıyı iyi tahlil edemediğini görüyorum. Çünkü altında bir seküler, cumhuriyetçi, kemalist ve milliyetçi bir taban var ağırlıklı. Gövdesi ve genel idare kurulu MHP'den ayrılmış ülkücülerden oluşuyor çoğunlukla. Ve bu yapıyı merkez sağa çekmek isteyen, doğru, merkez sağdaki boşluğa oynamak isteyen ve bu boşluğun farkına varılmasını isteyen. Çünkü bu boşluk, önce bir boşluğun olduğunu görmek, onu kullanmak lazım. Yani oraya oynamak isteyen bir lider, bir genel başkan var. Bu genel başkan ister Millet İttifakı'ndan ayrılsın, ister Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklesin, sonunda bir şeyler kaybeder veya kazanır ayrı mesele, ama seçmenini mutlaka seçmeninden bir şeyler kaybederdi. Yani bu bütünlüklü bir yapı değil. Kurumsal siyasi kimliği oturmuş değil. İdeolojik yani bu anlamda kimlikte ideoloji de var. Bu oturmuş değil. Dolayısıyla ne yaparsa yapsın önemli kararlarda bir fire verecek. Ama bu fireyi göze alması lazım. Çünkü bir tarafta bir boşluk var. Millet İttifakı'ndan ayrıldıktan sonra geleceği bir boşluk olarak görüyorum ben kendisi için. Bir taraftan da iktidar ve sonrası var. Olabilecek en kötü tercih. Yani yaptı ve tabii insanların aklına başka şeyler geliyor. Çünkü geldi. Gelmesi, evet. Doğal. Çünkü yani siyasi akıl, mantık ve ahlak dairesinde açıklanamayacak kadar tuhaf, garip, acayip bir irrasyonel bir şey açıklamak için irrasyonel yani, nedenler bulmaya çalışıyor. Evet, yani psikoanalize de girer, psikolog, yani psikolojiye de girebilir falan, ama bir parti psikolojisi haline, yani genel idare kuruluna da alkışlarla karşılanmış falan. Demek ki yani kötü de yönetildiği anlaşılan bir süreç var ortada. Fakat işte yani gerçekle bu şekilde yüzleşilmiş oldu. Evet. Ben buradan Kılıçdaroğlu'nun da açıkçası mükemmel bir oyun kurucu olarak temayüz ettiğini. Biraz çıktı. Da buna gelelim, evet. Görüyorum. Yani Meral Akşener'in konuşması ve yaptığı siyasi hamle
siyaset bilimi kitaplarına istisnai bir kötü örnek olarak girecekken... Onu da söyleyeyim. Aklınıza tutun. Yani konuşması da aslında köprüleri atmak, ipleri koparmak amacıyla yapılmış bir konuşma. Yani o bir taktik adım değil konuşması. Konuşması gerçekten Millet İttifakı'ndan ayrılmaya karar vermiş ve ayrılırken de seçmeniyle beraber gitmek için kutuplaştırıcı bir konuşma metni istemiş ya da yani aklına gelmiş böyle bir şey ki işte hani oynak bir seçmen, kararsız bir seçmen kitlesi var. Taze bir seçmen değil, belki CHP'den geldi. Yani, zaten Kılıçdaroğlu da onu işaret etti. Evet. Yani ki bu normaldir. Tabii anketler de gösteriyor. Yani eski merkez sağ seçmeni CHP'li oldu AKP yüzünden. Sonra da şimdi İYİ Parti'ye dönmek isteyeceklerdir bir kısmı en azından. Ege'de, sahil, İstanbul'da, Ege'de falan. Onlar yanımda kalsın. Dolayısıyla ben Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'yi suçlayayım ki ağır bir dille, hak etmediği kadar çok ağır bir dille. O ağır dil ise havada kaldı. Yani ağır dilin ayağını basacağı bir yer yok. Havada kaldı. Haklılığı ve gerçekliği kanıtlanamadı o ağır dilin. Ve dolayısıyla ağır dili konuşana zarar verdi en çok. Evet. Kınandı, ayıplandı. Kendi seçmeni tarafından da ayıplandı. Yani ben onu toyca bir metin olarak görüyorum. Evet. Bol bol belagat var. Çok da yaratıcı bir metin değil. Amatör bir metin. Amatör. Evet. Yani amatör bir metin. Böyle kritik tarih anlarda bu amatörlük kabul edilebilir. Tabii, bir çok amatör. Çok duygusal bir de o amatörlüğün yanısına. Amatörlüğün yanısına o da işte. O var. Buna mukabil ama bu... Yani onu da söylemiş olayım. Çok iyi ettiniz. Zaten sorduğum soru da bununla alakalıydı. Buna mukabil bir taraftan da hakkını vermek lazım ki hem CHP yönetimi hem de başta Kemal Kılıçdaroğlu son derece yapıcı bir dil kullandı. Kırıp dökmeden ve artık arka kapı diplomasisinde neler döndüğünü belki zaman içerisinde daha ayrıntılarını öğreniriz ama nihayetinde dün krizin şu an itibariyle çözülmüş olmasında bu yapıcı dilin ve işte daha fazla kırıp dökmemeye çalışmanın ve sonradan da bir ara formül bulmaya çalışmanın çok büyük bir faydasını gördük. Yani. Ve Kılıçdaroğlu'nun da hakkını yememek lazım. Doğru. Liderliği açısından ve burada stratejik davranması açısından. Doğru, doğru. Yani Kılıçdaroğlu atipik bir karizma inşa ediyor. Yani Kılıçdaroğlu aday olmasın diyen İstanbul elitleri, İstanbul burjuvazisi ve bir grup akademisyenin utandırıldığını, utanmaları gerektiğini ben umarım utanmışlardır. Evet, yani onları çünkü bunun meselenin ne olduğunu da bilmiyorum açıkçası, anlayamıyorum. Yani Kılıçdaroğlu aday olmasın derken bunu hangi ikna edici mesnede dayandırıyorlar? Bu konuda da açıkçası ben yani anlayabilmiş değilim tutumlarını, davranışlarını. Yazdıkları metinleri okuyorum falan vesaire. Pek ikna olamıyorum. Ortak aday olmasın. Niye olmasın? Bana en makul açıklama bir saplantı gibi geliyor. 2000'den sonra. Yani bu yaşananların onları artık ikna etmesi lazım ama ben Kılıçdaroğlu'nda 2017'den bu yana özellikle yani adalet yürüyüşünden bu yana gerçekten tutarlı, hedefe odaklanmış ve hani gündelik esen gündelik rüzgarlardan etkilenmeyen, kontrol seviyesi çok yüksek bir oyun kurucu zekanın o kurduğu oyunu tatbik ettiğini, uyguladığını, adım adım geliştirdiğini görüyorum. Tabii bu açıdan baktığımız zaman da işte Kılıçdaroğlu şahsında Türkiye'nin aslında biraz da yabancı olduğu bir lider tipi ortaya çıkıyor burada. Evet. Yani Türkiye'de kişilik kültü üzerine inşa edilir. Yani efsaneler böyle sürer. Kişilik kültü. Kişilik kültüyle uzun süre soluğu kesildiği halde varmış gibi yapan İşte Bülent Ecevit vesaire, işte daha önce Süleyman Demirel vardır. Kişilik kültü belki yoktur ama onda kitlesinde de muazzam bir inanç ve sevgi vardı. Sözü yine şeye getireceğim ben, Meral Akşener'e. Yani Meral Akşener'in bir kişilik kültü yok. Erdoğan'ın var. Yani Erdoğan şey dese, kitlesinde dünya düzdür dese onu izleyecek
Tabii. Birkaç milyon insan. Reisçilik diye bir kavram var. Bu böyle bir şey. Kişilik kültü de böyle bir şey. Yani insanları yanlış şun peşine takma gücü. Meral Akşener'de bu güç olmadığı için ve Meral Akşener halktaki değişim isteğinin bir vasıtası aslında. Hı hı. Yani bunu o gerçekleştirebilir veya bunun gerçekleştirilmesine katkı sunabilecek çapta biri olarak algılandığı için orada. Meral Akşener bunu önce kendisini de tanıması gerekiyordu ama işte şimdi herhalde evet, biraz son yaşananlar bunu en iyi şekilde gösterdi. Yani seçmeni işte yürü Meral Akşener ne olursa olsun arkandayız demedi sonuçta. Demedi evet. Evet. Çünkü yani, biz burada hepimiz belirli bir amaç için buradayız. Buraya geri gel demiş oldu. Evet. Kılıçdaroğlu'nun da burada gösterdiği gerçekten hani takdire şayan bir feraset var. Hani, evet, bence de hakkını vermek lazım. Hakkını vermek lazım onun. Hiçbir tereddüt emaresi göstermedi. Yani Akşener bu 3 Mart'taki kriz başlayınca ayrılmanın akabinde taşlar yerine oturacak dedi ve oturdu. Ondan sonra işte yani yolumuza devam ediyoruz dedi. Halil İbrahim sofrasını büyütmekten bahsetti. Sanki 2-3 gün sonra olacakları önceden görüyormuş gibi gerçekten bugün de o Halil İbrahim sofrası diye tabir etti. İşte masa var ya, masayı bir sofra olarak tarif etti ve onu büyütmekten bahsederken biz Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bu jestini gördük. Yani bir girişimini gördük. Nasıl karşılık bulacak onu bekliyoruz, göreceğiz. Evet. Ama her şey çok doğru ve düzgün algılanmış gibi görünüyor. Yani burada Türkiye'nin demokratikleşerek kalkınma, gelişme yönüne tekrar girebilmesi için, yani yoksulluğu demokratikleşme yoluyla aşması, tekrar kendisine uluslararası alanda saygın ve güçlü bir yer edinmesi için Erdoğan engelinden kurtulması gerektiği, birbirinden çok farklı düşünen, çok farklı programları olan siyasi güçler tarafından idrak edilmiş, kavranılmış durumda artık. Artık Erdoğan'ın da sözünü bütünüyle tükettiği gerçeğinden hareketle. Yani bu gerçek de görüldüğü için kimse Erdoğan'ın zayıflığından, zaafından bir şekilde istifade etmek yönüne gitmiyor. Yani Kürtler de Erdoğan'la çok acı tecrübeler yaşadılar. Otoriterleşme zemininde sanki Kürt sorununa bir çözüm bulunabilirmiş gibi böyle bir deneme, acı bir tecrübe yaşadı Türkiye ve bunun sonucunda Türkiye'nin Kürt sorunu çözülemez hale geldi. Evet. Ve bu tecrübe sayesinde de HDP demokratikleşme olmadan Kürt sorununun çözümünün konuşulamayacağını da bence gördü. Yani Kürt sorunu ve demokratikleşme arasında bir içe geçme olmadığını, bir tandem bir pozisyon olduğunu, yani önce demokratikleşme, sonra sıra gelir Kürt sorununa, o zaman konuşulur. Evet. Ama bu uzun bir süreç olacak çünkü Türkiye çok zaman kaybetti ve çok kanlı tecrübeler yaşadı, çok acı tecrübeler yaşadı. Yani evet, bu kolay değil artık. Bu arada bu bahsi kapatalım. Yani ben özellikle yani otoriter rejim, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında yaşadığımız bu otoriter rejimin yoksullaşmaya yol açtığını, halk tarafından da artık görüldüğü, kavrandığını görüyorum. Depremde de artık devletin bizim bildiğimiz, anladığımız anlamda devletin gerçekte olmadığını gördük. Yani bu devletin yok edildiğini, bitirildiğini, tüketildiğini, anlamının ve varlığının değiştiğini gördük. Başka bir şeye dönüştüğünü gördük. Böyle bir bu ciddi bir şok aslında yarattı bizde. Yani ben bunun sandığa yansıyacağını düşünüyorum. İktidarın elindeki iletişim propaganda aygıtlarının gücü ve erişimi nedenli büyük olursa olsun, yaygın olursa olsun, bunun sandığa bir şekilde yansıyacağını, tayin edici şekilde yansıyacağını düşünüyorum. Evet, ki ya yeni anketlerde yani, bunu göremedik. Zaman geçmesi lazım. Henüz göremeyebiliriz. Biraz evet, zaman geçmesi lazım. Ama tabii burada şöyle bir paradoks var. Yani işte
Millet İttifakı içinde bu kriz yaşandığı için işte koalisyonlara olan yeni inşa edilen inancın bir miktar zedelenmiş olabileceği düşünüyorum. Hı hı. Tabii bu konuda da gerekli sondajlar yapılabilir, tabii, bakılabilir. Ama telafi edilmeyecek bir hasar değil, yahut da artık yani yeni bir Millet İttifakı var. Yani 2 Mart öncesindeki Millet İttifakı yok artık. Yeni bir Millet, hı hı, İttifakı var. Millet İttifakı içindeki dengeler değişti. Evet. Kaymalar olabilir. Yani seçimde ortaya çıkabilir. Seçmen kaymaları olabilir. Tedrici olarak falan. Hı hı. Bunlar görülecek ama şu değişmedi. Yani Türkiye'de halkın değişim istediği değişmedi. Eğer gerçeği değişmedi. Yani şu olmayacak. Koalisyonlarla pek galiba biz bu işin içinden çıkamayacağız. O zaman biz de Erdoğan'a oy verelim. Hı hı. Diye bir tepki küçük de olsa çıkmayacak bu krizden. Böyle bir şey olmayacak. Ben bunun olanaklı olduğu kanaatindeyim. Peki burada şuna da bakalım isterseniz. Dün Millet İttifakı'nın ortak adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun lanse edildiği o konuşmadan sonra o konuşmanın sembolizmi üzerine sosyal medyada birkaç biri bir şeyler yazdı. Bilmem denk geldiniz mi? İşte bütün seçim sürecinde Kılıçdaroğlu'nun Alevi olması en çok konuşulan şeylerden bir tanesiydi. Alevi Cumhurbaşkanı adayının Milli Görüş Hareketi'nin son partisi olan Saadet Partisi'nde Temel Karamollaoğlu tarafından işte Berat Kandili atıflarıyla, dualarla lanse edilmesi, arkada devasa bir Atatürk posteri Saadet Partisi binasında. Şimdi bu sembolizm, şimdi Türkiye'nin tarihselliği içerisinde bu seçimin çok kritik bir yeri var. Siz de bunu hep söylüyorsunuz. Bu sembolizm de bu kritikliğine ve Türkiye'nin değişimine, dönüşümüne, tarihselliği içerisinde şu an geldiği noktaya ve bu gelen noktanın açılacağı yere doğru bir şey anlatıyor diyebilir miyiz? Fazla mı okuma yapıyoruz acaba? Ben bunun bir rastlantı olduğu kanaatinde değilim. Neticede Saadet Partisi binasına Atatürk, büyük bir Atatürk posteri asılabilmiştir. Kılıçdaroğlu yani seçmenin Berat Kandil'ini kutlamıştır. Ondan sonra bütün bunlar bir arada aslında yani Millet İttifakı'nın Türkiye'nin geleneksel fay hatlarını aştığını ve işte bu fay hatlarını kendi bünyesinde etkisizleştirdiğini gösteriyor. Bu bakımdan önemli. Yani Millet İttifakı'ndaki bu partiler, Gelecek Partisi, Deva Partisi, bunlar siyasal İslam içinden çıkmış partiler. Kendilerini tabii ki İslamcı olarak görmüyorlar ama Gelecek Partisi siyasal İslamcılığa yakın bir parti. Saadet Partisi zaten yani İslamcılar kendilerini İslamcı olarak tarif etmezler genelde. Evet. Saadet Partisi de İslamcı bir parti olup olmadığını tartışmak gerekirse yani benim ikna edilmem lazım İslamcı olmadığına. Evet. Ben İslamcı bir parti olduğunu düşünüyorum ama geldiğimiz noktada siyasal İslam'ın Türkiye'de yaşadığı derin AKP ve Erdoğan nedeniyle yaşadığı derin ideolojik ve siyasi kriz yüzünden aslında bütün bunlar olabiliyor. Siyasal, evet, İslam'ın Türkiye'de aşıldığını, Cumhuriyet'e ve Osmanlı modernleşmesine, Osmanlı modernleşmesi ve Cumhuriyet devrimlerine reaksiyon olarak Türkiye'de ortaya çıkan siyasal İslam'ın bu haliyle, bu özelliğiyle aşıldığını görüyoruz. Bu nasıl ileride, nereye doğru evrilecek onu bilemiyoruz ama bekleyip görmek, beklemesi de heyecanlı olacak bence. Türkiye'de şimdi eğer Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilirse, Erdoğan'ın meydanlarda biliyorsunuz Kılıçdaroğlu Alevi diye yuhalattığı, yani kendi seçmenine yuhalattığı Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de Alevilere karşı adı konmamış bir apartheid rejiminin uygulandığı bir iktidar döneminden sonra, yani bir tane bile Alevi kaymakamın olmadığı, bir tane bile Alevi, işte hiçbir Alevinin atanamadığı, kamuda yeni görevlendirme yapılmadığı, var olanların kızağa çekildiği, dışlandığı, her alanda kamuda ama yani Alevilerin bir bütün olarak dışlandıkları bir ülkede
ülkede bu dönemin sona erip Cumhurbaşkanı Alevi kökenli bir cumhurbaşkanı olması çok çok önemli. Sembolik anlamda önemli bir gelişme olacak. Millet İttifakı şöyle bir çok olumlu bir katkıda bulunuyor Türkiye'nin geleceğine. Siyaset sınıfı ilk defa Türkiye'nin hani eskilerin tabiriyle duçar olduğu tarihsel bir krizden kendi gücüyle çıkmayı öğreniyor. Artık millet gerçekten ittifak ederek seçmeniyle ve yeni siyaset sınıfıyla, yenilenmiş siyaset sınıfıyla veya kendisini yenilemiş bir siyaset sınıfıyla bu soruna bir çare bulmanın eşiğinde. Bu da önemli bir şey. Bu da tabii Türkiye'nin işte o sembolizmde gördüğümüz şey, yeniden toplum olma vasfını kazanması, Türkiye'deki halkın yeniden toplum olma vasfını kazanması ve belki de iddialı konuşacağım ama Renanvari bir millet olmaya doğru gecikmiş de olsa çok önemli bir adım atıyor olmamızın eşiğinde olduğumuzu gösteriyor. Çünkü yani neticede millet yani o Ernest Renan'ın 1880'de Sorbonne Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada tarif ettiği millet ırk, dil, din ve coğrafya üzerinden tanımlanmaz. O kendi geçmişini ortak okuma, bugün bir arada kalma ve gelecekte de bir arada yaşama arzusudur millet. Böyle bir şeydir. Evet. Biz bundan uzağa düştük. Yani AKP iktidarında, öncesinde de öyle oldu ama özellikle AKP iktidarında yepyeni bir geçmiş icat edildi. Dışlayıcı bir bugün, bölücü bir bugün vardı ve gelecek ise bunu tahayyül edenlerin perspektifine göre toplumun çok önemli kesimini dışlayan bir gelecekti. Böyle oluşturulmuştu. Şimdi burada yeniden bir ortaklaşalık arıyoruz ve mutabakatımız çok güçlü. Cumhuriyet, demokrasi ve adı açıkça telaffuz edilmese de laiklik. Yani bunu ben Gelecek ve Deva Partisi'nden ve Saadet'ten tabii talep etmenin, hadi söyle itiraf et, açık konuş diye onları zorlamanın anlamı olmadığını düşünüyorum. Ama yani laikliği içermeyen bir demokrasi zaten demokrasi olamıyor. Bunu da biz yaşayarak gördük. Tabii, evet. Sonunda böyle bir ucubeye dönüşüyor. Evet. Çok yani, acı bir tecrübeyle görmüş olduk. Ve ben aslında oradaki sembolizmin yani çok üst perdeden olacak ama yeniden millet olma yoluna girmemizin bir bu manada yani Ernest Renanvari bir millet olma yoluna girmemizin bir adımı olarak görüyorum. Ama tabii Kürt sorununu ele almayan da yani olumlu anlamda çözmek için ele almayan bir teşebbüs eksik kalır. Evet, artık bunları önümüzdeki günlerde konuşacak çok şey var. Tabii. Çok sağ olun. Önce seçimi kazanması lazım. Evet, önce olması lazım. Seçimi kazanan kadar da 2 ay var. Evet. Orada da bir sürü şey olacaktır. Evet. Vaktiniz olursa gelişmeleri tekrar sonra konuşuruz. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Kadri Gürsel'le özellikle son 5 günde yaşanan yoğun gündemi ve neler olabileceğini konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.